İnanılmaz bir maç. İki takımın efsaneleri oynayacak bu maçta. Bakın Rüştü Reçber en önde geliyor Türkiye milli takımımızda. Biliyorsunuz ki milli takımımız Dünya Kupası elemelerinde Portekiz'le oynayacak. Şu anda ışıktan gözüm çok şey oldu. Tamam, daha iyiyim. Daha iyiyim, evet. Ne diyordum? Portekiz'le oynuyoruz. Tabii ben de durur muyum? Böyle bir maç oynanacağı için hemen gittim ve dedim ki Portekiz en iyilerine karşı Türkiye milli takımı en iyilerine kapıştırmamız lazım. İki ülkenin milli takımının şu ana kadarki gelmiş geçmiş en iyi oyuncuları olacak bu videoda. Yani en azından yama yapımcısının koyduğu en iyi oyuncular. Ronaldo, Sergen Yalçın, işte ne bileyim Rüştü Reçber, Pepe, Quaresma, Emre Belezoğlu, Nihat Kahveci, kimi ararsan var bu videoda. Olaya hızlıca gireceğim. Sizden sadece istediğim bir şey var. Like ve yorum atmayı unutmayın dostlar. Özellikle beğeniler kanal için çok önemli. Bugün 7000 like yaparsak aşırı mutlu olurum. Bu yüzden videoyu durdurup hemen like atarsanız sevinirim. Öpüyorum hepinizi. Portekiz kadrosu ekranlarda. Ya burada tanıdığımız isimler de var. Ligimizde oynamış Pepe, Alves, Nani, Quaresma. Süper Lig'de oynamış birçok isim var. Kalecilerini tanımıyorum. Sağ bek Bosingba, bak o da Süper Lig'de oynadı. Trabzon'da oynamıştı değil mi? Sol bek Cancelo, Bruno Alves, Pepe. Ulan defans hattının 3'ü zaten Süper Lig'den. Orta sahada Deco, Eusebio biraz böyle hani forvet arkası gibi oynuyor. Rui Costa, sağda Figo, solda Quaresma ve santrforda Ronaldo var. Yedeklere baktığımız zaman Nani, Ricardo Carvalho, Coelho, değişik isimleri burada görüyoruz. Portekiz takımı bu şekilde. Sizce kim kazanır bu arada? Bunu da yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi Türkiye takımına bakacağız. Türkiye kadrosunu kendim dizdim. Hani kendimce en iyi oyuncuları koydum. Metin Oktay ve Lefter gibi hani çok çok eski olan futbolcuları da kullanmadım ilk 11'de. Bir de şimdi bu oyuncuların yüzü yok ya. Hani mod yapımcısı çok eski olduğu için bu oyuncuların yüzünü eklememiş. Bu yüzden maç kısmında reytingleri yüksek olmalarına rağmen ilk 11'e koymadım. Bunu bir söyleyeyim. Ne çok konuştum ya. Abi Türkiye kadrosu bence bayağı iyi. Kalede Rüştü, sağ bekte Recep var. Aslında Sabri'yi koyabilirmiş mesela yama yapımcısı ama koymamış. Siz bu arada eğer eksik gördüğünüz bir şeyler varsa yorumlarda yazın. Hani şu olabilirdi, bu olmayabilirdi diye. Ya da reytingler daha yüksek, daha düşük. Hani nasıl, neyi eksik görüyorsanız yazın. Yama yapımcısına ben özelden iletiyorum bunları. Ki adam hani bir daha yeni yamasında şey yapar, düzeltir. Stoper ikilisi Alpay'la Bülent olacak. Sol bekte Ergün Pembe. Sol kanat Arda Turan, sağ kanat Hasan Şaş. Orta saha çok kuvvetli. Tugay Kerimoğlu, yanında Emre Belezoğlu ve önünde de Sergen Yalçın. Ya böyle var ya, inanılmaz bir orta saha. Santrfor'da da Nihat Kahveci var dostlar. Yani ben iyi bir kadro olduğunu düşünüyorum. Bakalım maç içinde neler olacak. Bu da çok önemli. Abi iki takımın reytinglerine baktığımızda Portekiz bayağı üstün gözüküyor ama hiçbir şey belli olmaz. Biz bu işin içinden çıkarız be. Vallahi çıkabiliriz. Kırmızı formamızı giyelim. Onlar da kendi şu beyaz formalarını mı giysinler? Aslında bize, bizim beyaz forma da güzel ya. Biz beyazı giyelim. Ya da yok, öyle karışır, tamam. Şu şekilde olsun abi, şu şekilde iyidir. İyi olan kazansın diyorum. Lafı fazla uzatmıyorum ve maçımıza başlıyoruz. Bakalım kim kazanacak. İnanılmaz bir maç. İki takımın efsaneleri oynayacak bu maçta. Bakın Rüştü Reçber en önde geliyor Türkiye milli takımımızda. Ay, Yıldız taraftarımız da geldi, bakın Rüştü. Orada kim var? Bülent'i görüyorum. Abi arkada Hasan Şaş. Türkiye bayrağımızı da görüyorsunuz. Evet, futbolcularımız ekranlarda. Bakalım bu maçın sonucu ne olacak? Tugay Kerimoğlu'nu görüyor musun? Maçı almaya gelmiş. Emre Belezoğlu var yanında. Hasan Şaş. Abi çok iyi gözüküyor ya. Yalnız Portekiz'i niye hiç göstermedi, Portekizli oyuncuları? Aha bak şimdi gösteriyor. Evet, Ronaldo da ekranlarda, Quaresma'yı görüyorsun. Ve şimdi maça milli takımımız başladı. Haydi çocuklar. Tugay Kerimoğlu. Sergen Yalçın. Sergen'in yüzünü eklememiş yama yapımcısı. Onu buradan kınıyorum. Bu arada erken bir kırmızı kart, neler oluyor? Pepe Deco'yu orada uzaklaştırıyor. Sergen'e yapılan müdahalenin sonucunda kırmızı kart gördü Portekizli futbolcu. Quaresma anında çıkıyor. Ne oluyor oğlum? Quaresma 2 dakika sahada kaldı. Tabi şimdi Portekiz kırmızı kart görünce hemen oraya bir orta saha eklemek zorunda kaldılar. Hasan Şaş. Hasan Şaş verdi Emre Belezoğlu. Emre, karşısında Ronaldo var. Hasan Şaş dışarı. İyi vurdu ama olmadı. Bakın tekrar izliyoruz Hasan Şaş'ın şutu. Arkada da Panini var. Ey gidi günler, az mı Panini'den şey yaptık be? Çıkartma toplayıp o çıkartma dergilerini yaptık. Vay be. Evet. Eusebio indirdi. Rui Costa. Şimdi Cristiano Ronaldo. Portekiz hızlı geliyor. Aman çocuklar. Aman iyi aldık, iyi, aferin. Alpay. Bülent. Şimdi Emre.
Emre topu kaybetti. Ronaldo bomboş Özebio kale. Kalede Rüştü var. Aman abi helal olsun Rüştü. Helal olsun defans. İşte bu Arda. Arda verdi pasını. Şimdi Tugay Kerimoğlu hızlı hata çıkıyor milli takımımız. Sergen kaçıyordu. Sergen Yalçın verdi o da. Nihat Kahveci. Nihat sağda Hasan Şaş var. Hasan Şaş'ın ellerinden bir şeyler çıkıyordu gördünüz mü? Yama ile alakalı bir sıkıntı oldu herhalde. Nihat Kahveci, Sergen. Tekrardan Nihat, tekrardan Sergen. İyi paslaşmalar. Bruno Alves araya girdi. Bruno Alves. Ergün Pembe, Figo. Şimdi Bosingva. Pepe. Bosingva Pepe paslaşması. Sousa, Rui Costa. Portekiz sahada 10 kişi, tekrardan hatırlatmakta fayda var. 2 kişi eksik oynuyorlar. Bakalım milli takımımız bunu avantaja çevirebilecek mi? Eusebio, Ronaldo. Şimdi Sousa. Sol taraftan Eusebio'ya doğru Recep'i girdi. Sergen indirdi. Tugay Kerimoğlu. Şimdi Nihat Kahveci. Nihat, Tugay. Arda kaçıyor soldan. Arda Turan, Tugay. Tekrardan Arda Turan. Milli takımımız Arda ardına paslaşıyor. Tugay Kerimoğlu geriye çıkardı Ergün Pembe. Şimdi Nihat Kahveci kaleye baktı. Nihat! Abi ya. Olmadı. Cancelo. Cancelo verdi pasını. Şimdi Eusebio. Alpay iyi girdi. Haydi milli takım. Haydi yürüyün. Sergen Yalçın geliyor. Sergen sağda Hasan Şaş'ı görür mü? Hasan Şaş aldı. Hasan Şaş alacak mı? Alamadı. Erken dedim aldı diye. Portekiz'de kaldı top. Pepe. Yalnız Portekiz'i yarı sahasından çıkarmıyoruz ha. Hayırdır yani. Hayırdır. Ha. Bruno Alves. Solda Cancelo. Şimdi Cancelo oynadı. Sousa Cancelo. Eusebio. Sousa. Uzun bir top sağ tarafa. Figo'ya doğru. Rui Figo. Tuttu topu. Rui Figo'ya bak. Geriye doğru çıkardı Rui Costa. Şimdi Bosingva. İyi paslaşmalar var Portekiz takımında. Çok tehlikeli. Rui Costa vurmadı. Şimdi vurdu. Rüştü'de kalıyor top. Rüştü hemen oynadı. Arda. Emre Belezoğlu. Şimdi Sergen. Emre iyi paslaşmalar. Sergen Yalçın. Sergen ilerliyor. Kaleyi gördü Sergen. Çok yetenekli bir isim. Sağda Hasan Şaş. Şimdi Emre. O da baktı kaleye. Sol ayak vurdu. Sol sağa çarpıyor. Dönen top Recep indirdi. Nihat Kahveci. Baktı şöyle bir. Uzaktan vurmayı seviyor oyuncularımız. Hasan Şaş. Hasan Şaş çıkarmak istedi orada pası olmuyor. Olmuyor Emre alamadı. İlk yarının bitimine 5 dakika kaldı hala gol sesi yok. Eusebio. Solda Ava Cancelo'yu gördü. Şimdi Ronaldo verdi. Offside var mı diye bakıyorum hakem oynayın dedi. Rui Costa. İçeriden Ronaldo geliyor. Rui Costa Ronaldo. Maalesef golü yiyoruz. Maalesef top ağlarımızda. Ronaldo. Suyu sevincini yapıyor. Maalesef, maalesef, maalesef. Evet. İyi olmadı. Yani adamlar bir de 10 kişi. Pek iyi olmadı bu. Evet, taraftar falan coşuyor. Nereye coşuyorsunuz kardeşim? Tamam ya. Tamam. Ronaldo'ya tabii ki burada tebrik etmek lazım Ronaldo'yu. Ama bize de atma be. Yapma yani. Bir ara Volkan Ronaldo'nun penaltısını çıkarmıştı hatırlıyor musunuz? Hatırlayamayanlar varsa o görüntüleri şu an ekrana veriyoruzdur. Şimdi gel bak şimdi hatta geliyor görüntüler. Devre arasında o görüntüleri izleyin. Ronaldo topun gerisinde haydi Volkan. Haydi Volkan Sevilla maçını hatırla. Ronaldo topun gerisinde. Cristiano Ronaldo geliyor. Ronaldo Volkan! Volkan harikası Volkan! Süpersin Volkan! Mükemmelsin Volkan! Harikasın Volkan! Penaltıyı çıkardı Volkan! Ronaldo'nun penaltısını kurtardı Volkan! Abi Ronaldo bugün gerçekten tek şut tek gol yanında Bruno Alves'i görüyorsun. Bruno Alves'in yüzünü bir değişik yapmış ya olmamış o. Buruk bir şekilde gittik ya soyunma odasına. İstatistiklerde de Portekiz önde. Kötü oldu. Buruk bir şekilde dönüyoruz. Bakalım. İkinci yarı başlıyor. Herifler 10 kişi ya. Hadi biraz bastıralım ya. Atabiliriz. İyi pozisyonlar da yakaladık biliyor musun? Girse girerdi yani. Dur bakalım. Belki sonlara doğru atarız. İşi penaltılara taşırız. Belli mi olur? Bizim milli takımımız son dakikaları sever. Şimdi Eusebio. Eusebio ilerledi. Recep iyi aldı. Recep. Recep şöyle oynadı. Sağdan Hasan Şaş kaçıyor. Sergen Yalçın ilerledi. Sergen baktı kaleye. Sergen. Sergen şimdi çıkardı. Solda Arda Turan var. Arda oynadı Bosingva. Bosingva araya girdi. Alpay Ronaldo. Ronaldo yıkılmadı. Ronaldo sola doğru oynadı. En solda Eusebio bomboş. Cristiano Ronaldo. Şimdi Figo.
Tamam, defansımız otursun yerine. Defansımız otursun. Soldan Ösebio geldi. Aman abicim, Ösebio Rüştü. Harika kurtarıyor Rüştü. Helal olsun derken aman Rüştü bir daha kurtardı. Helal olsun, helal. Rüştü arkada sinirleniyor. Nasıl vurdurursunuz ya diyor. Şuraya bak. Çok boş ha. Ya, iyi vuramamış. İyi vursa girerdi. Bir değişiklik var. Sergen Yalçın çıkıyor onun yerine. Lefter giriyor. Lefter küçük Andonya diz oyunda. Keşke hepsinin yüzü olsa ya. Ama işte fotoğraflar falan şey olmadığı için yapamıyorlar. Şimdi içeriye doğru bir orta Ronaldo. Ya Ronaldo baba ne yapıyorsun ya? Sen yapma be. Ya Figo yapsa, Ösebio yapsa anlayacağım da. Reis sen niye böyle yapıyorsun ki? Bir de orada Bülent Korkmaz'ın kafada bir çarpmış bir şey olmuş orada. Dur bakayım. Pozisyonu göremedik şu an. Bülent Korkmaz değil de Alpay'a falan çarpmış orada galiba. Bir şeyler olmuş ya. Evet. Maalesef 2-0 geriye düştük. Kendi kalemize attığımız bu golle maalesef 2-0 gerideyiz. Lefter. Şimdi Tugay. Oynadı Emre. Tugay Kerimoğlu. Emre Belezoğlu. Emre veremedi pasını. Portekizli oyuncularda kaldı top. Figo. Sosa. Yalnız tam TRT spikeri gibi sunmuyor muyum? Gol yedikten sonraki tonlamalarım falan. Beni TRT'ye alın. Rui Costa, Ronaldo. Aman abi artık aman ya. Aaa Bosing var. Rüştü iyi tuttu. Yeter abi. Bir tane gol atalım. Haydi Tugay. Oynadı. Lan ilk yarı bayağı iyiydik. O golü yedikten sonra dengemiz bozuldu. Hasan Şaş. Hasan Şaş şöyle bir baktı. Hasan Şaş verecek mi pasını? Emre Belezoğlu, Nihat Kahveci, Tugay Kerimoğlu, Emre, sağdan Hasan Şaş, haydi milli takımımız geldi. Vurun oğlum, yapma bebe. Yapma. Olmadı. Nihat'ın şutunda burada maalesef tepe ayağını koyuyor. Bu arada Nihat Kahveci çıktı ve Metin Oktay oyunda. Metin Oktay geldi, oyuna girdi. Haydi takım. Arda ortaladı içeri doğru. Dönen top hadi. Haydi oğlum. Arda bir daha ortala. Arda Turan, Emre Belezoğlu. Emre vurdu olmadı. Emre çıkardı. Tugay Kerimoğlu kaybediyoruz. Topu kaybettik. Ulan iyi bastırmıştık. Orada golü bulsak iyi olurdu ya. Geliyorlar. Soldan geliyorlar. Aman 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 aman. Aman Ösebio geldi. Tamamdır. Recep iyi girdi. Emre oyundan çıktı. Yerine Yıldıray Baştürk girdi. Şimdi Figo. Figo'nun ortasında boşta kalan top Ronaldo vurdu. Dönen top, haydi iyi defans yapalım. Ergün Pembe uzaklaştırdı. Bir gol atalım ya. Atamayacağız galiba. Bruno Alves. Ösebio Ronaldo'nun önünde kaldı. Cristiano Ronaldo, Recep iyi kurtardı. İyi girdi araya. Aman abicim Rui Costa. Portekiz iyi bastırıyor bu dakikalarda. İyi aldık. Yürü Alpay. Verdi pasını Hasan Şaş. Şimdi Lefter. Lefter. İlerliyor Lefter. Hasan Şaş oynadı. Metin Oktay kaçıyor aradan. Hasan Şaş. Lefter küçük Andonedis. Kaleye baktı Hasan Şaş, aradan kaçıyordu. Lefter direğe vurdu. O ne biçim bir şuttu. Oha. Derken bitti mi? Maç bitti. Konuşamadım abi. Ben 2-0'lık bir skor beklemiyordum abi. Böyle olmadı ya. Böyle olmadı abi. Allah kahretmesin. Gerçekten Allah kahretmesin ya. Tugay Kerimoğlu üzgün. Maalesef. Evet, Cristiano Ronaldo. Burada görüyorsunuz. Maçtaki iki golün sahibi diyebiliriz. O şutu da kendisi attı çünkü. Kendi kalemize attığımız golün şutunu Ronaldo attı yani. Burada Portekiz milli takımı puanı kazanmış oldu. Tebrik ediyoruz. 2-0'lık skorla puanı kazanıyorlar. Şöyle bir istatistikleri de göstereyim. Durdurup bakabilirsiniz. Zaten çoğu istatistikte Portekiz önde. Keşke bu videoyu All Star videosu olarak çekebilseydik. Hani Türkiye'mizin en azından bir kariyer modunda falan şansı olsaydı. Ama işte milli takımları kariyer moduna ekleyemiyoruz. O yüzden de yapamadık. Ya aslında denedim. Onu da söyleyeyim. Bu videoya ilk All Star videosu olarak başladım. Hani Dünya Kupası'nda kim daha başarılı olur falan diye bakacaktım kariyer modunda. Simüle ettim. Türkiye Dünya Kupası'nda yoktu gruplarda. Bu yüzden ona da bakamadık. Öyle bir şey oldu. Ve maalesef bu videomuzdaki maçı Portekiz kazanmış oldu. İki takımı da tebrik ediyoruz. Umarım Dünya Kupası elemesinde Portekiz'i yeneriz. Ve artık İtalya ile mi kapışacağız, kimle kapışacağız bilmiyorum. Ama Portekiz'i yenmemiz lazım. Yorumlarda tahminlerinizi bekliyorum. Sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın Erden Papazyan ailesi.